Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de şimdi coğrafi keşiflerin özelliklerine bakıyoruz Tonguç. Öncelikle ve öncelikle coğrafi keşiflerin ne olduğunu çok iyi bilmemiz lazım. Coğrafi keşifler Tonguç bak şöyle burada ne? Coğrafya neden... mı hocam bu ders? Evet coğrafya değil Tonguç. Bu tarih dersi esasında. Oo. Burada bilmemiz lazım. Zaman içinde insanlar nerelere gelmiş, nereleri keşfetmişler onu bileceğiz. Birincisi, hocam Tonguç. bu ne haritası? Bu dünya haritası Tonguç. Avustralya kıtası, Asya kıtası, işte Avrupa kıtası, Afrika kıtası, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Güney Amerika. bunu bilmen lazım. çok önemli Tonguç. Biliyorsun burası İpek yolu ya bak. İpek ve baharat yolu. Buradan böyle geliyorlardı buradan. Tamam Şöyle hatta açık renkle göstereyim ki daha iyi belli olsun. Çin'den mi Evet Çin'den çıkıyordu böyle İpek yolu. Buradan Karadeniz'den üzerinden geçiyordu. Baharat yolu da Hindistan'dan çıkıp gene buradan Anadolu'dan geçiyordu. Şimdi İpek ve baharat yollarının kontrolü Müslümanların Türklerin eline geçince ve bilhassa İstanbul fethedildikten sonra Avrupalılar yeni yollar aramaya başladılar. Çünkü doğunun zenginliklerine yani ipe ve baharata ulaşmak için yeni bir yol aradılar. Bunun için ilk başta dediler ki biz madem gemicilikte ilerledik, madem Çinlilerden Barutu pusulayı getirdik. Madem daha büyük gemiler yapabiliyoruz ve madem cesuruz... ...o zaman biz böyle dümdüz gidersek Hindistan'a ulaşırız dediler. Niye? Aa. Çünkü sen şimdi Avrupa'dasın ya gemiye bindin. Buradan böyle dümdüz gidersen ve dünyada yuvarlaksa Hindistan'a ulaşman lazım mantıkla evet. değil mi? Evet. Hindistan'a ulaşırız diye yola çıktılar. İlk bunu deneyenlerden bir tanesi Christoph Kolomb'du. Christoph... Amerika'yı keşfeden adam. Evet Christoph Kolomb Amerika'yı keşfeden Burada yanlış çizmişler. burayı yanlış çizilmiş. Şöyle Christoph Kolomb'un rengi yeşil renk. Şöyle olacak yeşil renk tamam mı? Ha pardon ya. Bartelmi Diaz turuncu renk olacak. Nerede Bartelmi Diaz? turuncu var mı Tomuç? Turuncu tamam, tu e, yok hocam. Tamam şöyle yapalım. Ben onu kendim ayarlayayım bir saniye. Ben kendim onu ayarlayayım. Şimdi Bart Christoph Kolomb yeşil renkle şöyle gösterelim. Bak şöyle geliyor. Kolomb buradan çıktı böyle tonguç. Evet hocam. Bu şekilde Avrupa'dan çıkıp dünya dümdüz diyerekten ilerlemeye çalışır. Amacı Hindistan'a ilerlemekti. Gemine giderken yolda çiçekirdek çiçekler, sohbet ettiler, dans ettiler ve en sonunda Amerika'ya vardık zannet, şey Hindistan'a vardık zannettiler ve oradaki yerlilere Indians dediler. Bunlar Hindistanlı zannettiler. Halbuki bunlar esasında Hindistanlı değil. Bunlar nereli Tonguç? Bunlar esasında Amerikalılar, Kızılderililer. Hatta bunların Türk olduğu da düşünülüyor. Orta Asya'dan buraya göç eden. Şimdi Tonguç. Kızılderililer bu... Türk mü yani? Öyle denilenler de var. Araştırmaların bazıları bunun doğrultusunda ışık bu doğrultuda bilgiler veriyor. Şimdi bak Christopher Columbus buradan dümdüz çıktı ve Hindistan'a ulaşmak isterken nereye ulaştı? Amerika'ya ulaştı. Ama Amerika'yı keşfettiğini anlayamadı. Onun Amerika'ya vardığını ilk olarak Ameriko Vespucci diye bir adam anladı ve buraya Amerika ismini verdi. Aa. Daha sonrasında, daha sonrasında Tonguç, ee, Vespucci arka aşağıda hocam. Evet Vespucci o da geldi yine mavi bir şekilde buradan yani o da gene buradan vardı ve dedi ki burası yeni bir kıta dedi. Burası yeni bir dünya dedi. Yeni dünya derler Amerika'ya. Mesela İngilizce'de New World yani yeni dünya anlamı kullanılır. Ta tarihte de ders hesaplarında yeni dünyanın keşfi dedikleri zaman aklına Amerika geldi. Çünkü burayı bilmiyordu insanlar eskiden. Sadece Asya var, Afrika var, Avrupa var zannediyorlardı. Ve Amerika'nın keşfiyle birlikte ve Avustralya'nın keşfiyle birlikte yepyeni dünya, yepyeni bir bölge, yepyeni uygarlıklar, yepyeni insanlarla tanışmaya başladılar. Aynı zamanda Vasco de Gama ve Bartelmi Diaz da Ümit Burnu'ndan dolaşaraktan bak onlar dediler ki böyle düz gidince madem ulaşamadık Hindistan'a kıyılardan kıyılardan gidelim dediler. Böyle kıyıdan 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 giderekten kıyısına. buradan Ümit Burnu'na ulaşıp ...artık Hindistan'a ulaşabileceklerini anladılar. Ve artık çok şey değişti Tonguç. Ne oldu biliyor musun? Birincisi... Niye Hindistan bu kadar önemliydi hocam? Hindistan çok önemli. Çünkü baharat yiyeceklerin bozulmasını engelliyor. Şimdi yiyeceklerimiz bozulmasın diye biz nereye koyuyoruz Tonguç? Buzdolabına koyuyoruz. Buzdolabı Ama o zamanlar buzdolabı olmadığı için... ...yiyeceklerin bozulmasını baharatla önlüyorsun. Mesela salam, sucuk bunların hepsi normalde Pastırma. çiğ ettir. Pastırma. Bunlar normalde çiğ ettir. Ama bunlar bozulmuyor Tonguç. Dolayısıyla coğrafi keşifler sonrasında... ...insanlar yeni yerler keşfedip zenginlediler ve burjuva denen bir sınıf doğdu. Bunlar sonradan zengin olan. Aristokrat en baştan zengin olanlara denir. Burjuva ise ticaretle zengin o olanlar. zaman ben burjuva'yım hocam. Sen e, burjuva olabilirsin. Sonradan evet. görme diyebilir sanat olmuş. Burada şu çok önemli. Avrupalılar neden bu keşiflere çıktılar biliyor musun? Temelinde ilk başta olayın başlangıcı İstanbul'un fethi oldu. İstanbul'un fethiyle biz doğu ile batının bağlantısını kestik. Bak burası doğu olsun, burası batı olsun. Araya araya Türkler girince, bak buraya böyle kapatınca bunlar birbirine ulaşamıyorlar ya, bunlar yeni yollar keşfetmek istediler. Ve yeni yollar keşfedince de başka başka zenginliklere ulaştılar. Sadece Hindistan'ın veyahut da işte e, İpek ve Baharat'ın değerli e, eşyalarına değil, aynı zamanda Amerika'ya, aynı zamanda Avustralya'ya ve yepyeni adalara da ulaştılar. Dolayısıyla coğraf keşfetiler böyle. Peki bunların nedeni neydi? En baştan şöyle bir özetleyelim şimdi pusula, gemicilik tekniği, coğrafya bilgisine ilerlemeler gelişti. Bak bunlar çok önemli. Pusulayı doğudan aldılar. Doğudan aldıkları pusulayı kullanıp Doğu'yu keşfettiler. Aa. Gemicilik tekniğinde ilerlediler, çok büyük gemiler yaptılar. Bilhassa Portekizli gemiciler, İngilizler, Hollandalılar inanılmaz büyük gemiler yaptılar. Okyanuslara dayanıklı. Coğrafya bilgisi gelişti, artık haritayı kullanabildiler. İpek ve baharat yolları Türklerin denetimine geçti. Nedir bu olayda? İstanbul'un fethi. Yani esasında İstanbul 1453 Mükemmelsin. İstanbul'un fethi bizim için esasında sonun başlangıcıydı. Neden biliyor musun Tonguç? Biz İstanbul'u fethedince tüm ko yolları kontrol altına aldık. Bu sefer de adamlar yeni yollar buldular ve zenginleyip Rönesans yapacaklar, reform yapacaklar. Ardından da aydınlanma ile birlikte sanayi devrimini gerçekleştirecekler. Fransız ihtilalini gerçekleştirecekler ve çok büyük devletler haline gelecekler. Yani biz adeta uyan bir milleti, uyan bir devi uyandırmış gibi olacağız. Avrupalar'ın dünyayı tanıma ve yeni yerler keşfetme ve yeni yerler şey yeni yerler ve kendi dinlerini bak dinlerini yani Hristiyanlığı dinlerini yayma, amaç. yayma, amaçları var. Hristiyanlığı yaymak istiyorlar. Neden? Buna misyonerlik deniyor hatta misyonerlik faaliyetleri deniyor. Gittikleri sevap kere... kazanacaklarını zannediyorlar. Sevap kazanmak için işte amen o falan diye böyle dalıyorlar piyasaya. İşte inanmayanları kurşunla ateşle öldürüyorlar çünkü barutlu silahlar var. Adamlar da mecburen kendi inançlarını bırakıp bunların dinlerine girmek zorunda kalıyor. Şimdi coğraf keşiflerin sonuçları ne? Birincisi Yeni ticaret yolları bulundu olmuş. Yeni yollar bulundu. Artık yani adamlar şu yoldan gitmemize gerek yok dediler. Evet burası kesirim ama burada Türklere vergi vermemize gerek yok. Biz uzun yollardan gidebiliriz. Yeni yollar buldular bir. Aynı zamanda şurada göstereyim. Bak Tomuç. Burası Akdeniz limanları. Akdeniz limanları eskiden çok önemli değildi ama bilhassa Haçlı Seferlerinden sonra Akdeniz limanlarının önemi artmıştı. Fakat coğraf keşiflerle Akdeniz limanlarının yani buraların bak şuradaki limanların Mısır falan. Evet Mısır, Akdeniz işte bu Lidyalıların, Yunanistan'ın, İtalya'nın İtalya Nis, e, Nice Fransa kıyıları bu Akdeniz limanları önemini kaybetti. Atlas Okyanusu limanları önem kazandı. Tomuş. Neden? Çünkü artık insanlar buradaki gemilerle değil, buradan hareket ediyorlar. Okyanusa ha. çıkacak. Sonradan 19. yüzyılda Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla Akdeniz limanları yeniden önem kazanacak ama coğrafi keşiflerin sonucunda Akdeniz kıyısındaki limanlar eski önemini kaybederken Atlas Okyanusu Atlas Okyanusu kıyısındaki önem kazandı. Osmanlı ve Venedik Cenevizler ekonomik kayıplara uğradı. Neden biliyor musun Tomuş? Çünkü şurası tamamen Akdeniz bir Osmanlı gölüydü. Cenevizler ve Venedikliler de yine bizim kontrolümüzde ve kendi kontrollerinde Adriyatik. çok ciddi ticaret ediyorlar. Ticaret yapıyorlar Adriyatik Adriatik Denizi'nde Karadeniz'de. Ama artık bunların bir ehemmiyeti kalmadı. Artık Venedik, Ceneviz, Osmanlı out. Yerine İspanyollar, Portekizler, İngilizler in, e, in oldu. Yani onlar ticaret ticaretçi. Yani ya moda ilerledi. programı gibi konuştunuz vallahi. Teşekkür ederim. Şimdi aynı zamanda siyasi, sosyal ve kültürel sonuçlarına baktığımızda yeni ada ve kıtalar bulundu Tonguç. Avrupalılar kültürlerini Yeni kıtalara yaydılar. başka başka yerlere yaydılar. Avustralya kıtası bulundu, Afrika kıtasının güneyi bulundu, Kuzey Amerika ve Güney Amerika bulundu. Sömürge imparatorlukları kuruldu. Güneş hiç batmayan imparatorluk kuruldu, İngiltere kuruldu. Bu ne demek? biliyor musun Tonguç? Ne şu oluyor? ya. Şimdi Güneş biliyorsun, Güneş buradan doğar, evet, doğudan mi? doğar, sonra buraya gelir, sonra buraya gelir, sonra gittikçe böyle. Mesela şu anda Türkiye'de gündüz ya Tonguç, ama Amerika'da şu anda gece. Amerika'ya daha Güneş ulaşmadı. Şu anda burada, sonra bize gece olunca Amerika'da gündüz olacak. Böyle Güneş sürekli dönüyor Dünya döndüğü için batıdan doğuya doğru. İşte İngiltere yani dünyanın her yerinde sömürgesi olduğu için güneş batmayan bir imparatorluk kurdu. Yani dünyanın her yerinde İngiliz toprağı olunca her yerde bir şekilde güneş batmayacağı için bir şekilde belli bir saat içerisinde bir yerde güneş olacağı için güneş batmayan bir imparatorluk kurdu. Aa. Ve aynı zamanda burjuva sınıfı yani ticaretle uğraşan burjuva sınıfı zenginleşerek çok ciddi güç kazanacak. Sanatçıları destekleyecek. Onlar rönesansı başlatacaklar. Aydınlanma başlayacak. Daha çok kitap okuyacaklar, matbaa gelecek, o reformu doğuracak. Aristokratların ne oluyor hocam bu sırada? Aristokratlar böyle mal gibi kalacak. Aa diyecekler ya bunlar bizden daha zengin oldular. Hatta Burcu diyecek ki arkadaş biz sizden daha çok vergi veriyoruz, daha çok para kazanıyoruz ama yönetime katılamıyoruz diyecekler. Kralları tahttan indirip kralları öldürecekler. Buna da Fransız itirazı deniyor. Ve paranın gücüyle ve halkı da yani e, fakir halkı da kışkırtaraktan... E, krallıklar yıkılıp yerine cumhuriyetler kurulacak Tonguç. Yani çok Aynen ciddi öyle. gelişmeler yaşanacak. Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Türkiye Cumhuriyeti de ileride bunların etkisi sonrası kurulacak. Kilisenin bilgilerinin yanlış olduğu anlaşılacak. İnsanlar diyorlar ki işte başka dünya yok. Dünya cennetten düzdür. Cennetten arsa satıyorlarmış. Ha, yani, cennetten mu? arsa satıyorlar diyor. işte buraya metro gelecek. Metrobüs geçecek buradan diye. Saçma sapan e, vaatlerde bunlar. Bunların hepsinin birçoğunun yanlış olduğu anlaşılacak. Avrupa'da Avrupa'da kiliseye olan, kiliseye olan güven sarsılacak, papaya olan güven sarsılacak ve dolayısıyla da Rönesans ve reform hareketleri, Rönesans ve reform Bunu hareketleri. Bunu hiç anlamıyorum hocam. Ya. Rönesans. Rönesans. ne biliyor musun? Avrupalılar coğrafi keşiflerle zenginleştiler ya Sanatçıları destekleyecekler ve sanatçıları destekleyerek, bilim adamları destekleyerek yeniden doğuş, Rönesans, yeniden doğuş gerçekleştirecekler. Ve sanatçılar ve bilim adamları destekledikleri için Tonguç ardından da insanlar dinin e, baskıcı, kilisenin baskıcı rejimden kurtulup, e, kilisenin baskısından, skolastik düşünceden kurtulup dinde modernleşme yani reformu gerçekleştirecekler Tomcuk. Bilimsel sonuçlara baktığımızda tabii ki yeni kıtalar, hayvan, yanlış anlama ve bitki türleri keşfedilecek. Teşekkür çok hocam, çok tamam. değişik hayvanlarla, iguana, orangutan gibi hayvanlarla karşılaşacaklar, fillerle karşılaşacaklar ve ödüllü sorumuzu yapıp hemen yorumlar atmayı unutmayalım. E, video bombardımanımız devam ediyor. Bütün konuları yeni konuları gönderiyoruz. Bir önceki ve bir sonraki videomuza bakmayı da unutmayın. Teşekkür ederim.